Galatasaray Televizyon'dan herkese mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Voleybol Arenası'na hoş geldiniz. Bu hafta da yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden bir tanesi. Ayrıca Galatasaray Bayan Voleybol takımında eski oyuncularından Gülnur Görgün bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok mersi. Şimdi ilk olarak aslında şüphesiz Galatasaray camiası size yakından tanıyor ve çok seviyor. Ancak hem sizi tanımayan hem de biraz daha tanımak isteyen genç jenerasyon için diyelim. Şöyle biraz kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben bahsedeyim. 1962 İstanbul doğumluyum. Galatasaray Lisesi'ni bitirdim. Daha sonrasında Marmara Üniversitesi'ni bitirdim. Mesleğim eğitimciyim. Önce öğretmenlik yaptım. Daha sonra uzun yıllar okul müdürlüğü yaptım. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray İlköğretim. Daha sonra yine bir özel okulda genel müdürlük yaptım. Şimdi de yine eğitim alanıyla ilgili bir işle meşgulüm. Şimdi eski bir sporcu ve eğitimci kimliğinizin dışında bir de kitap yazdınız. Ben de hemen şöyle kameraları göstermek istiyorum. Kahramanlar Ölmez kitabı. Geçtiğimiz zamanlarda kaybettiğimiz Galatasaray'ın ve milli takımın önemli oyuncularından Yücel Aslan'ın lösemi tedavisi sırasında aslında gün be gün sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaştığınız anıları bir kitap haline getirdiniz. Sosyal medyada da kahramanımız Yücel Aslan etiketine de aslında siz de anlatırsınız muhtemelen. Çok fazla bu konuyla ilgili destek ve bilgi geliyordu. Bu süreci anlatmanızı tabii ki isteyeceğim ama ilk olarak bir kendi gözünüzden, sizin gözünüzden bir isterseniz Yücel Aslan'ı dinleyelim. Şimdi ben Yücel Aslan'dan önce bir de voleybolcu kimliğimi Gülnur Görgün'e anlatmam lazım. Tabii. Ben de 1978-2004 yılları arasında voleybol oynadım. Evet. Galatasaray Lisesi'nde tanıştım voleybolla. Çeşitli kulüp takımlarında yani Büyükdere Boronkay, Galatasaray, ardından Türk Hava Yolları, İstanbul Üniversitesi gibi voleybol takımlarında bir de beach voleyi çok uzun yıllar oynadım. Dolayısıyla Yücel'le bağlantım aslında voleybolla bağlantılı. Yücel kimdir derseniz, Yücel 62 doğumlu. Bursa'da yaşadı ve Bursa Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara'da bir bankacılık okumuş sanıyorum. Ardından o arada da okulda okuduğu yıllarda, Bursa Anadolu'da okuduğu yıllarda voleybolda tanışmış. Oyak Renault'da oynamış, Ziraat Bankası'nda oynamış, Galatasaray'da oynamış. Bizim Yücel'le tanışıklığımız Galatasaray dönemlerinde idi ve dolayısıyla kitapla ilgili bölüme bundan sonra belki geçmem gerekir diye düşünüyorum. Yücel bize tabii ki eşimine ve oğlu Oğulcan var. Onlar hala Bursa'da yaşıyorlar. Ben Yücel'le ilgili birlikteliğimiz, tanışıklığımız benim eski eşim Metin Görgün bir voleybolcu. Ve dolayısıyla Galatasaray'da uzun yıllar o şampiyon kadroda oynadı. Son dönemlerin şampiyonunda. Dolayısıyla bizim evde hep bir voleybol yaşandı. Voleybol konuşuldu. Yücel 1986-87 yılında, o zaman Ankara'da Ordular Arası Dünya Şampiyonası'nda ben ilk Yücel'i tanıdım. Metin de aynı takımdaydı. Bizim kaptanımız Ahmet Gülüm de aynı takımdaydı. Daha sonrasında da 88-89 yılında Yücel İstanbul'da Galatasaray'a transfer oldu. Ve 3 yıl hani o üst üste şampiyon olan kadroda 88-89 yılında Yücel de vardı. Dolayısıyla Yücel Galatasaray'a geldikten sonra elbette ki görüşmelerimiz çok daha fazlalaştı. Onun dışında Yücel zaten hem voleybol olarak baktığınız zaman çok kaliteli bir oyuncuydu. Hem de kişilik olarak da çok doğru düzgün bir kişiydi. O son Galatasaray'a geldiği dönemde Yücel 88-89'da bizim evde biraz yaşadı. Çünkü kulüp evleri o zaman biliyorsunuz çok kolay değil, koşullar çok kolay değildi. Yücel de biraz böyle yemesine içmesine falan böyle çok dikkat etmeyi seven bir kişiydi.
Metin o zaman bir öneriyle geldi. Yani Gülnur hani Yücel bizde kalabilir mi dedi. Ve o dönemde işte ben hem okuyorum hem evin işte bir takım sorumlulukları vesaire. Bir taraftan da voleybol oynuyorum. Yine aynı şekilde Metin de öyle. Dolayısıyla Yücel bizim evim çocuğu gibi yaşadı. Sizin eve anne oğul ilişkiniz evet, varmış zaten. Bir anne oğul gibi aynen öyle yaşadık. Yani çünkü anne oğul derken aslında aynı yaştayız Yücel'le. Ama o dönemde tabii ki böyle hani ben evin bir takım işte yemeğidir vesaire de bir takım bu sorumlulukları da aynı zamanda üstlendiğim için Yücel bizim evde yaklaşık herhalde 3-4 ay yaşamıştır. Ve zaten o sezonun sonunda da şampiyon oldular. Sonrasında Yücel Mine ile evlendi Bursa'da. Hatta biz de anne baba olarak Yücel'in düğününe gittik. Evet, düğününe gittik. Fakat onun dışında Yücel hemen peşinde voleyboldan koptu. Yani çok az görüşür olduk biz çünkü bir şekilde devam ettik voleybol hayatımıza. Sonrasında Yücel'i ben sanıyorum bir Bursa'ya bir deplasmana gittiğimizde spor salonunda gördüm. O zaman çocuğu yeni olmuştu. Böyle uzun uzun anlatıyorum ama siz isterseniz hani arada şeyi bilebilmek açısından çünkü yani bu kitaba gelene kadar. Evet. Ve Yücel sonra 20 yıl boyunca ben hiç Yücel'i hiç görmedim. Ta ki işte 2013 senesine kadar. 2013 senesinde bütün voleybolcuların buluştuğu voleybol nostalji sitesi var. Facebook'ta bu. Orada bir anonsuydum. Eski yine bizim Galatasaraylı voleybolculardan İlker Çeteci yapmıştı bu anonsu. İşte Yücel Aslan için trombosit ve kan aranıyor diye böyle bir anonsuydum. Yani ben pek yakıştıramadım açıkçası. Çünkü Yücel kendine çok iyi bakan, çok aslan gibi, çok sağlıklı beslenen bir insandı. Ve bunun üzerine tam bu dönem gibi bir bayramdı. Herkes bir yerlere gitmişti. Ve ben ona hemen cevap verdim. Hani hemen bu acaba Yücel, gerçekten Yücel, o Yücel mi gibi. Ve hani kötü bir gerçek. İkinci kez ilik nakli olacakmış Yücel. Ve herkesten her şeyi açıkçası gizlemiş. Yücel için kan ve trombosit gerekiyordu. Ve kan ve trombosit için ben hemen hastaneye gittim ertesi gün. Fakat trombosit herkes veremiyor. Evet. Yani bir takım koşullar gerekiyor. Damar yapınızın uygun olması gerekiyor vesaire. Bütün bunları veremedim. Fakat Yücel'in yanına çıktım. Eşiyle beraber oradaydı. Zaten hastane içindelerdi. Ve uzun uzun anlattı hastalığını. Yaşadığı süreçleri anlattı. Ama sanki hiçbir şey olmamışçasına bütün o süreçleri anlattı. Yani çünkü çok sağlamdı ve bunu aşacağına inanıyordu. Ve oradan ayrıldım. Ayrıldıktan sonra hani tabii ki ona o konuşmalar sırasında hani asla hep böyle çok güçlü bir görüntü çizdim zaten açıkçası. Zaten hastalarda herhalde en önemli şey motivasyon değil mi? Evet yani morali biraz öyle tutmak. Gerçekten motivasyon özellikle lösemi hastalarının kanser hastalarının aslında bir ekle bütün hastaların ama Yücel'in zaten dediğim gibi çok sağlam duruyordu ama o görüntüsünün altında eminim ki kendini zaman zaman kötü hissettiği zamanlarda vardı. Sonra eve geldim. Bir de o kan anonsuna, İlker'in yaptığı kan anonsuna kimse cevap vermemişti. Yani böyle bir taraftan da buruldum açıkçası. Eve geldim, durumdan çok etkilendim, Yücel'in durumundan. Bu hastalığın, yani ona bir türlü yakıştıramadım açıkçası. Sonra zaten yolda gelirken bir önce bir ağladım çünkü hani o zamana kadar hep kasmıştım kendimi. Eve geldim, bir şey yapmam lazım diye düşündüm. Ve bir şey yapmam çünkü orada onun kana ihtiyacı var, trombosite ihtiyacı var, bizlere ihtiyacı var ve biz gerçekten onu yaşatabiliriz bu anlamda en azından vereceğimiz destekle. Sonrasında da işte Yücel'i tanıtan bir yazı hazırladım. Kimdir nedir? Trombosit verebilme koşulları. Bunları sosyal medyadan
herkese yaymaya başladım. Yani tanıyan tanımayan herkesten rica ettim bunu. Ve herkes paylaşmaya başladı bunu. Ve ardından yavaş yavaş geri dönüşler oldu. Böyle bir şey. Süreç. Evet, böyle bir süreç. Ben devam ediyorum ama. Tabii ki tabii ki. Lütfen yani ben kesmek böyle, istemiyorum evet, sözünüzü. Sonrasında basına, federasyonumuza yine bir mektup yazdım konuyu anlatan. Çünkü bu konunun daha da yayılması, daha çok insana ulaşması ancak onlarla beraber mümkün olabilirdi. Ve nitekim pek çok insandan geri dönüşler oldu. Web sayfalarında paylaştılar. İşte örneğin Galatasaray Televizyonu'ndan hemen burada bahsetmem gerekiyor. Evet. İki programda hem Başak Koç onu programına taşıdı, Murat Türker'le sevgili Seram Tan yine hemen onlar programlarına taşıdılar bu konuyu. Galatasaraylı voleybolcular Reşat Arı, o zaman erkek takımının idi antrenörü, hepsi beraber toplanıp geldiler. Sevgili Sinan da şimdi sanıyorum menajerimiz değil mi? Evet, evet, Sinan Cem Tanık. Kan verdiler, trombosit verdiler, desteklediler. Ne bileyim, kızlar Vakıfbank maçıydı sanıyorum. Lösemi anonsumuzla, evet, pankartla yola çıktılar. Yine keza Galatasaray dergisi Mehmet Şenol birkaç kez dergide bunu sundu, yayınladı. Dolayısıyla Galatasaray'da aslında bu duyarsız anlamda evet ve son dönemlerde de Ultra Aslan çok ciddi destek verdi. Yani evet, Yücel'in kan maçlarında ve açmış oldukları evet, pankartlarla. Kan ve trombos için sonrasında nasıl devam edeyim diye düşünüyorum ve ben bütün bu anonsları yaparken hemen birkaç gün sonra Yücel'in eşi aradı Mine. Yani Günür, biz seni arayabilir miyiz? Yücel'e çok iyi geldin, çok iyi motive oldu. Hani annesiyle, kız kardeşiyle bile belki aramıyor ama seninle konuşmak istiyor. Çünkü sen hani ona moral veriyorsun, güç veriyorsun. Ben de dedim ne zaman istiyorsanız. Ve biz Yücel'le gün be gün böyle konuşur sohbet olduk Mine ile. Çünkü onlar 11 ay boyunca hastane odasında kaldılar. Hiç çıkmaksızın sanıyorum 325 gün o hastane odasında. Ben onların dışarıya açılan bir penceresi gibiydim. O arada hem trombosit için anons yapıyordum, arkadaşlarıma duyuruyordum. Hem de işte Yücel'in sağlık durumunu, daha sonra o sağlık durumunun dışında biraz Yücel'e görevler vermeye başladım. Şöyle ki, dedim hani hep böyle serum, trombosit, işte doktor, hastane, hep bunları konuşuyoruz. Hani biraz da ne bileyim hani eski hikayeleri anlatalım, eski voleybol hikayelerini ona anlatalım. Çok anılar var ve tabii ki biraz daha onlar tabii başka bir yere gitmesine neden oluyor. Bu arada işte dışarıdan onu arayan arkadaşlarından arada bir köprü gibi bir şey oldum. Yani adım zaten hani postacı gibi oldu. Çünkü sabah akşam böyle postalar yazmaya başladım. Bunları da hem hikayeleri de yazıyorum hem Yücel hakkında bilgiler veriyorum. Bir sinerji oluştu. Hepimiz bir insanı yaşatmak için birlik olduk. Bir dayanışma, bir güç, bir yani çok tanıyan tanımayan, yani sadece voleybolcular değil, gerçekten voleybolun dışında onun tanıdığı insanlar olayı takip eder olmuşlar. Yani onu yaşatmak için zaten beni en çok etkileyen bölümlerden bir tanesi de buydu. Yücel ikinci kez ilik nakli oldu. Birincisinde çünkü başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İkinci kez sanıyorum 6 Kasım 2013'tü. İkinci kez ilik nakli oldu. Fakat onda da yine başarılı olmadı. Çünkü çok agresif bir hastalık. Yücel yani %100 uyumlu ilik bulunmasına rağmen ne yazık ki başarılı olamadı. Tabii ki bütün bunlarda onu çok diri tutan arkasında böyle bir sinerji, böyle bir güç olması, arkadaşların olması, onu seven insanların olması çok etkiledi. Onu olumlu yönde etkiledi. Üçüncü kez tekrar, bu sefer de oğlu Oğulcan'dan ilik nakli yapıldı.
O da sonuç getirmedi. Yücel'e çok ciddi bir kan ve trombosit desteği vardı. 248 kişiden 300 adet trombosit ve kan desteği geldi. Ve hatta aslında sayılar belki çok daha fazla. Çünkü dediğim gibi mesela ben veremedim, benimle beraber giden arkadaşım veremedi. Çünkü bir takım koşullar var. Ama lösemi hastaları için hani bu elzem, olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ve aslında her sağlıklı insan 24 kez, yılda 24 kez trombosit verebiliyor. Yani düşünün ki bir hastaneye düştünüz veya bir yakınınız için hastaneye düştünüz. Mutlaka sizden kan istiyorlar. İşte 3 paket kan getirin. Sonrasında şu ameliyat için gerekiyor diye söylüyorlar. Bu böyle bir hastalıkta hani olmazsa olmazları ama hepimizin de başına gelebilecek bir şey. Dolayısıyla hani Yücel için bu destek gerçekten giderek çoğalarak büyüdü. Onu yaşatmayı ama başaramadık. Yani çünkü hastane son derece iyi bir hastaneydi. Doktorlarımız son derece iyiydi. Yani herkes de elinden geleni yaptı. Ona çok iyi bakan bir eşi vardı. Yücel'in motivasyonu, morali her şeyi yerindeydi. Ama olmadı ne yazık ki. İşte ben o arada yine kitaba dönüyorum böyle bir uzun bir şeyden sonra. Ben bir yazar değilim. Ben bir eğitimciyim dediğim gibi. Fakat işte o paylaşırken o her gün yapılan olan şeyleri oradaki arkadaşlarımdan bazıları dedi ki ya Gülnur yani bu o kadar hoş geliyor ki bize bunu bir kitap yapsan. Dedim yani siz beni çok seviyorsunuz. Ben öyle kitap yazabilecek şeyde değilim açıkçası. Sonrasında Yücel de bunu öğrendi. Yani Gülnoş olmaz mı hani böyle bir şey. Sonrasında onun dışında yani bu olayı çok yaşayanların dışında bir takım insanlara sordum. Dediler ki ya böyle bir şey yok. Bu çok önemli bir dayanışma, kesinlikle. Çok belki önemli bir hareket. Bir umut ışığı olabilecek. Dolayısıyla hareket. Hani bunu mutlaka bir kitap olmalı. Bu aslında bu bir roman değil. Bu bir minnet, bu bir şükran, bu bir dayanışmanın, bu bir kitlesel bir hareketin kitabı. O kitabın içinde aslında herkes var. Yani sadece ben yokum, sadece Yücel yok. Hikayeler var. Ama aynı zamanda da bir çığlık, böyle bir kitap yani bu biraz duygusal bir kitap. Şunu da merak ediyorum, sosyal medyanın gücü muhakkak küçümsenemez. Zaten sizin kahramanımız Yücel Aslan etiketiyle başlatmış olduğunuz bir dayanışma kampanyası az önce sizin de söylediğiniz gibi gerçekten çığ gibi büyüdü. Tanıyan tanımayan herkes yardımcı olmaya çalıştı. Eminim farklı lösemi hastaları da sizinle iletişime geçmiştir. Siz belki de birçok lösemi hastasının sesi oldunuz diyebiliriz. Özellikle bu kitapla birlikte de işte az önce de söylediğim hastalıkla bu hastalığı yaşamış ya da yaşamamış kim olursa olsun bu tarz kitapların okunmasından ben bir birey olarak hep yanayım. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi her an herkesin başına gelebilir. Sıklıkla zaten sosyal medya üzerinde kan duyurularına rastlıyoruz. Ben de çok dikkat ediyorum. Yani kaç retweet almış diye baktığımda çok az sayıda paylaşılıyor bu kan duyuruları. Buradan da sizinle vesilenize bir kez daha çağrıda bulunmuş olalım. Bu sosyal medyada denk gelinen gördüğümüz kan anonslarını elimizden geldiği kadar yaymaya çalışalım. Çünkü belki çok küçük bir şey gibi gözüküyor olabilir ama aslında bir hasta için ne kadar önemli olduğundan siz zaten uzun uzun bahsettiniz. Şunu da merak ediyorum. Bu konuya duyarlılığı artırmak için bizler neler yapabiliriz? Şimdi ben tabii ki bu konunun uzmanı değilim öncelikle. Yani ne bir doktorum ne bu konuda yetkin birisiyim. Ben sadece kendi duygularımla olan harekete ve empati yaparak yer değiştirerek. Şimdi burada benim hep yola çıkışım şuydu. Ve tabii ki bu biraz benim topluluklara da aslında
anonsum olsun. Çünkü her topluluk kendi bireyine sahip çıkarsın. Çünkü yani Türkiye'de gerçekten kanla ilgili, kan bağışı ile ilgili veya trombosit bağışı ile ilgili çok az şey biliniyor. Evet, evet. Kızılay bir yere minibüsünü koyuyor. İşte birkaç duyarlı insan belki gidiyor oraya kan veriyor. Fakat gerçek olmak çok önemli. Aslında yani, kan vermenin de çok önemli detayları var aslında. İnsanların da bu konuyla ilgili biraz bilgisi olması aynen. gerekiyor. Aynen. Ve burada şimdi bunun farkı, ben tabii her gün yazdığım için bu olay gerçekti. Kimi zaman sosyal medyada dolaşan anonsların kimisinin zamanı geçmiş, kimisi evet. de gerçekten hani gereken kan bulunmuş olabiliyor. Bir kere gerçek olmak çok önemli evet, bence. Kesinlikle. Ve tabii ki az önce söylediğim şey, yani şirketler, topluluklar, kurumlar kendi insanına sahip çıkarlarsa eğer, o insanı yaşatmak için önce o grup harekete geçer. Sonrasında zaten diğerlerine yayılabilir. Ama siz kendi insanınızı, yani ben şöyle düşündüm açıkçası, eski bir voleybolcu olarak Yücel'in takım arkadaşları var, Yücel'in antrenörleri var. O bir camianın bir üyesi. Çok önceden kopmuş olabilir, çok önceden ayrılmış olabilir camiadan belki ama kan onun için elzem. Yani olmazsa olmazı o çocuğun hayatta durabilmesi için, onu tutabilmemiz için. Dolayısıyla ben hep bu hareketi, yani hep şuna inandım. Biz voleybol camiası olarak Yücel'i yaşatabiliriz. Hı-hı. Vereceğimiz kanlarla. Dolayısıyla hep bunun üstünde durdum. Yapılacak şey belki her topluluğun, yani bilmiyorum, bence bir 40 kişide bir topluluktur. Kesinlikle. Çünkü tanıdıklarınızla beraber, onun tanıdığı gerçekten biz sadece voleybolcular olarak oraya gidip kan vermedik. Bunu duyan, inanılmaz insan kokan insanlar var. Yani inanılmaz duyarlı insanlar var. Ve kalktılar, işlerinden çıktılar. Kimisi oruçlu oldu, kimisi zor şartlarda oldu ki Tuzla'da yatıyordu. Yani İstanbul gibi bir metropolde siz kalkıp işte Mecidiyeköy'den Tuzla'ya araçsız olarak hani gitmek, düşünün ki saatler ve trombosit içinde bir makineye bağlanıyorsunuz. Hani gittim, kan verdim, ayrıldım gibi bir konu değil. Gününüzün en az yarım gününü oraya vermek durumundasınız. Dolayısıyla bunun için çok müthiş bir özveri, müthiş bir şey ve Türk toplumu olarak gerçekten aslında çok duyarlıyız. Yeter ki doğru şekilde anons yapalım ve doğru şekilde yönlendirelim. Yani ben açıkçası herkes kendi insanına sahip çıkarsa, kendi ekibinin insanına sahip çıkarsa bence bütün hastalıkları yaşatırız gibi geliyor. Kesinlikle. Önemli evet. olan duyarlılık. Duyarlılık. Aynen kesinlikle. Öyle. Aynen. Şunu da merak ediyorum aslında. Hiç yani bu hastalıkta önemli olan herhalde etrafında destek olan insanların, insanın kendisine inanmadığı zaman bile ona inanan insanların olması. Hı hı. Sizin hiç bu süreçte karamsarlığa düştüğünüz, hayal kırıklığı yaşadığınız bir dönem oldu mu? Şimdi Yücel'le bu hastalığı yaşarken bir kere her gün ben de onlar gibi olayın içindeydim. Fakat evet, tabii hastalık sürecini adeta bir şekilde de yani şöyle düşündüm. O insanların orada yatarken bana ihtiyacı var. Ve ben ne kadar içim kan ağlasa da Yücel'le her telefonla konuştuğumda kimi zaman çok güzel konuştum, kimi zaman kızdım, morali bozuldu diye kızdım. Kimi zaman ona işte gülünç, eğlenceli tarafından şeyler anlatmaya çalıştım. Sadece telefonla değil, çünkü bazen evde işim var, bir başka bir şeyle meşgul olmam gerekiyor. İşte Skype kurdum, onlara da oradan açtırdım. Onlar o minik o ekrandan bakarken ben evde işte yaptığım bir yemekse veya işte evde bir şey süslediysem veya bulunduğum ortamda başka ne bileyim arkadaşlarım varsa açtım onları Yücel'le konuşmaya. Hep böyle bir dışarıya bir pencere olmak vardı ve tabii ki ona onu yaparken düşündüğüm hep hayata asıl yapacak şeyler var. Mücadeleden vazgeçme bunlardı ama yalnız başıma Gülnur'la birebir kaldığım zaman da
durumu görüyorsunuz. Hı-hı. Ve o aslan gibi dev sporcu adamın gidişini görüyorsunuz. Bu çok kolay bir şey değil. Yani yalnız başıma kaldığım zaman da dibe düştüğüm zamanlar oldu. Fakat beni de iten müthiş bir sinerji vardı. Çünkü o sosyal medyadaki o belki hiç yüzünü bile görmediğim insanlar, o dostlar sizi yerden kaldırıyorlar. Hı. Yani moralimin düşük olduğunu o postalardan artık o kadar birbirimizi tanır olduk ki. Gerçekten tanımadığımız halde onların o sinerjileri, o yarattıkları müthiş bir destek biz olduk yani. Dolayısıyla onlar bana çok müthiş destek bir enerji oldu. Verdi. Zaten genelde bu tarz hastalıklarda hastanın kendisi değil de daha çok etrafındakiler kabullenmekte zorluk çekiyorlarmış. Hı hı. Yücel Aslan ailesiyle görüşüyor musunuz hala? Yücel Aslan ailesiyle görüşüyorum. Çünkü hı. artık onlar bana Yücel'in emaneti. Evet. Çok sıkça yani gün aşırı diyebileceğim kadar görüşüyorum. Bir de bu kitabın zaten başında da yazıyor. Bu kitabın bütün geliri, hı hı. satışından elde edecek bütün gelir Aslan ailesine gidecek. Çok da güzel bir söz yazmışsınız. Bir gönül adamına binlerce gönül desteği. Aynen öyle. En güzel aynen. özetleyebilecek cümle. Aynen. Yani. Bir gönül adamıydı ve gerçekten binlerce de destek oldu. Fakat bu süreçte tabii Mine için çok zor oldu, eşi için çok zor oldu toparlanmaları. Hem hastanede her gün birebir onun yanındaydı ve kendi sağlığını hiçe sayarcasına, fakat o da Aralık ayında öğrendik ki o da bir kanser olmuştu. Fakat neyse ki o ikinci aşamada yakalandı. Ve o da kemoterapi, radyoterapi vesaire bütün bunlar gördü. Şimdi temiz, gayet iyi gidiyor. Oğlu Oğulcan Yücel'in o Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okuyor, ekonometri hmm. okuyor. O da bir Gemlik'te bir basketbol takımında basketbol oynuyor. İkisiyle de bütün ilişkilerim hep devam ediyor. Hatta geçen hafta sonu onlara o kitabın geliriyle ilgili o şeyi gelir teslim. Hemen söyleyelim, ilk baskısı evet, bitti. Bitti, evet. İkinci baskıya 25 Mayıs'ta onu çıkartmıştık. Hı hı. Çok hoş bir şekilde bütün kitaplarımız bitti ve bunu çok sevinerek söylüyorum. Hı hı. İkinci baskısı için evet çok kolay değil ama belki bir sponsor vesaire bulduğumuz takdirde belki ikinci baskıyı da yapmayı düşünüyoruz. Muhakkak eminim ki sponsorlar da bu konuya duyarsız kalmayacaktır. Şunu da sormak istiyorum. Bu başlatmış olduğunuz dayanışma kampanyası muhakkak binlerce lösemi hastasına, kanser hastasına ulaşmışsınızdır. Sosyal medya üzerine olsun. Kitabınızın ilk baskısının zaten bitmesi neticesiyle de çok fazla alıp okuyan da vardır. Bu tarz kampanyalara devam edecek misiniz? Şimdi benim işim bu değil, değil açıkçası. Evet. Ama yani benden bir yardım istendiğinde yani doğal olarak orada olmam gerekir diye düşünüyorum. O kadar böyle bir şey için hani açıkçası kafamda hiç öyle bir planladığım bir şey yok. Ama Yücel bana ihtiyacı vardı. Mine'nin bana ihtiyacı vardı. Ve onu yaşatmak için o organizasyonu yapmak durumundaydık. Ama yine böyle bir şey olduğunda elbette ki elimden gelen ne yapabiliyorsam elbette ki yapmak isterim tabii ben ki. Ben eminim muhakkak sizin de ışığınızda buradan da bizi izleyenler de eminim çok önemli bir farkındalık yaratmışsınızdır bir kez daha. Hı hı. Ben de şahsen kendi adıma bu konuda bundan sonra daha duyarlı olacağım. Hı hı. Elimden geldiği kadar. Eminim bizi izleyenler de muhakkak daha duyarlı olacaktır. Hı hı. Bir kampanya yapmasanız bile buna vesile olmanız çok güzel. Ben bir birey olarak çok teşekkür ediyorum size. Şunu da sormak istiyorum. Son olarak muhakkak bizi izleyen, bu hastalıkla mücadele eden
izleyicilerimiz de vardır, olabilir. Hı hı. Onlara ve ailelerine söylemek istediğiniz, tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Yani benim söyleyebileceğim en önemli şey aslında hepimizin, yani kanser o kadar hayatımızın içinde ki, yani çevremizde, yakınlarımızda, akrabalarımızda, arkadaşlarımızda bu hastalıktan kaybettiğimiz çok insanımız var. Fakat aileler genellikle Yücel'in ilk başta yaptığı gibi çok içinde yaşıyor. Yani ben bunu nasılsa kendi içimde hallederim diye bakıyor ve etrafında bir şekilde sana acıyan, sana üzüntülü gözlerle bakan, hani onu görmeyeyim diye belki arada kafasını çeviren insanlar da var. Halbuki kanser var. Yani kanser bir gerçek. Elbette ki tıp vesaire bir şekilde mücadele ediyor. Bir takım şeyler de bulunuyor. Ancak buradaki en önemli destek, yani bizlerin yapabileceği destek, ona ağlayan gözlerle, acıyan gözlerle bakmak değil de yani seni seven, yani ona onu seven, ona moral verebilen, ona güç verebilen ve o insanların varlığı bence çok önemli. Yücel'e biz bunu sağladık diye düşünüyorum. Dediğim gibi, yani başaramadık belki ama gerçekten Yücel tam anlamıyla bütün arkadaşlarının, bütün insanların, onu tanıyan tanımayan insanların sesini duydu, sesini hissetti, varlığını hissetti. Dolayısıyla Yücel aslında, ben hep hani kahramanlar ölmez diyorum. Yücel bir kahramandı. Yani belki her insanın hayata geliş için bir şeyi var diye düşünüyorum. Evet, bir nedeni var. Yücel böyle bir şeyi üstlendi belki. Öyle, yani söyleyebileceğim bir şey, onlara gerçekten moral vermeleri ve gerçekten ağlayarak değil, güç vermeleri, destek, enerji olduk, vermeleri, evet, destek vermeleri, bu bana göre bu en çok önemli olan. En önemli nokta, evet, evet, moral ve, evet, motivasyon. Size çok teşekkür ediyorum. Özellikle hem benim hem bizi izleyenlerin, genç neslin bu konuda daha da farkındalık yarattınız. Sizin vesilenizle eminim bundan sonra bizi izleyenler de sosyal medya üzerinde olsun, başka yerlerde olsun, gördükleri kan duyurularına daha dikkatli olacaktır. Daha özen gösterecektir, önem gösterecektir diye düşünüyorum. Bu değerli yediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Televizyonu olarak çok teşekkür edelim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Hem böyle bir konuya duyarlılık gösterdiğiniz için. Zaten yani Galatasaray benim için zaten bir başka özel açıkçası. Ve bu konunun en başından, ilk günden itibaren başında saydığım gibi gerçekten çok ciddi destek verdiler. O yüzden ben de hem Galatasaray Televizyonu'na, dergisine ve bütün bu Galatasaray camiasına, destek veren taraftarlara, arkadaşlarıma, voleybolcu, voleybol takımına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eminim ki başka bir zaman, bir başka bir insan için gerektiğinde bu camia yine elinden geleni yapacaktır. Gülnur Hanım, çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için. Bu önemli konu hakkında da bizlere hikayenizi anlattığınız için. Sevgili izleyiciler, bugünlük de voleybol arenasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya farklı konularla, farklı konuklarla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Müzik